çare, her türlü çare. Hasan abi de çare isterim diyor. Ama yani şimdi kamuoyunda veyahut da hayatta olduğumuz süre içerisinde mecbur insanlara bir barınmak için bir ev lazım. Kiminin masahip oluyor, kimisi de kirayla. Ama gel gelelim bugünkü şartlarda Türkiye genelinde ekonominin böyle dalgalı olması, sıkıntıya girmesi ve mal sahiplerinin de onların harcamalarına göre ve ev sahipleri ve mal sahipleri diyelim. Onlar da oradan geçimini orayla sağlayanlar da var. Ama burada aldığı kiralar, eski aldığı kiralar düşük olanlar bugünkü harcamalarına dışarıdaki harcamaları %100 fark ediyor. Bunun akabinde de bu insanlar orada gelirleri elde ettikleri için buradaki kiracılara bugün itibariyle çoğu arkadaşların veyahut da kiracıların bize vermiş olduğu beyanlarına göre kiracılar ya çık ya da kiramı artır diyor. Şimdi burada insanlar maaşları düşük, geliri düşük. Mal sahiplerine de bir şey denilmiyor. Onlar da harcamaları ona göre. Ama bugünkü şartlara göre, bugünkü ekonominin sıkıntılarından dolayı insanlar 1 liraya veyahut 10 liraya aldığı bir şeyi bugün itibariyle 30 liraya alıyor. Onun gibi o farkları da mecbur kiracılara yansıtmak zorunda kalıyorlar. Burada kiracıların zaten asgari ücretle çalışan insanlarımız var. Geçimleri çok zor. Hayırlısı, Allah hayırlısını versin. İlerleyen dönemde bu insanlar nasıl bir yol izleyecekler, geçimlerini nasıl sağlayacaklar? Biz de şaştık kaldık. Biz de bir emlakçı olarak bir fiyat kiracılara söylediğimiz süre içerisinde biz bile çekinerek söylüyoruz. Çünkü 1000 liradan aşağıya veyahut da 800 lira, 900 liradan aşağıya doğru düz bir daire yok. Bugünkü yeni dairelerde ise fiyatlar daha yüksek. Allah hayırlısını versin. Mal sahiplerine de vicdan versin. Bugünkü bizi idare eden hükümete de Allah vicdan versin. Buna bir dur denilmesi lazım. Ekonomiyi biraz aşağı çekilmesi lazım. Gidişat pek düzgün değil. Geçim sıkıntısı diz boyu. Efendim peki mal sahipleri kiraları belirlerken neye göre belirliyor size ya da neye göre belirleniyor? Yani şimdi ev sahipleri şöyle. Ev sahipleri sizler diyeceksiniz ki bu yeni daire tamam diyorsunuz. Şimdi adamın eski dairesi var. Eski dairesini bugün itibariyle 400 liraya veriyorsa, 500 liraya veriyorsa, bugünkü hayat şartlarına göre de o da ayak uydurmak zorunda. O da geçimini veyahut da kazancını ona göre elde etmek zorunda. Şimdi 2-3 dairesi vardır, devlete ibraz ediyordur. Yani düşük kira aldıysa düşük ibraz ediyor, yüksek kiraya verdiyse yüksek ibraz ediyor. Onu da devlet vergisini falan ona göre alıyor. Ama vallahi nasıl olacağını biz de bilemiyoruz. Fiyatlar bayağı bir aldı başına gidiyor. Sonra nasıl olur bilemiyoruz.